yeryüzünün her tarafındaki yeryüzü katmanlarından çıkartılmış olan fosiller, yaşamın başlangıcından bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Bir canlının milyonlarca yıl önceki halinin en ufak bir değişikliğe uğramadan, aynı şekliyle günümüzde bilim adamlarının karşısına canlı olarak çıkması, evrimcilerin tüm iddialarını altüst eder. Fosiller, evrimcilerin iddialarına göre milyonlarca yıl boyunca değişime uğramış olması gereken canlının, bu hayali evrim sürecine hiç maruz kalmadığını gösterir. Yaşayan fosiller, yeryüzündeki canlıların tümünün yoktan yaratıldıklarının, her birinin Allah'ın eşsiz birer mucizesi olarak kompleks ve üstün özelliklere sahip olduklarının bir delilidir. Evrimciler, fosillerin çok nadir bulunduğu izlenimi vermek için çeşitli yayınlar yaparlar. Oysa, yeryüzünün büyük bir kısmı, günümüz canlılarının milyonlarca yıllık fosil örnekleriyle doludur. Bunların çok büyük bir kısmı ele geçirilmiştir ve paleontologlar kazdıkları her yerde kusursuz donanımlarıyla günümüz canlılarının fosil örneklerine halen rastlamaktadırlar. Fosillerin günümüzdeki canlı örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Dahası tüm fosiller evrime göre sözde tamamen ilkel canlıların yaşamış olması gereken bir dönemde, canlıların son derece kompleks özellikleriyle tam olarak gelişmiş ve tümüyle kendilerine has yapılara sahip olduğunu kanıtlar. Milyonlarca yıllık örümcek, karınca, sinek, akrep, yengeç, kurbağa ve daha pek çok canlı fosilinin yüz milyonlarcası müzelerde saklanmaktadır. İşte burada gördüğünüz fosiller, evrimin geçersizliğini kanıtlayan 350 milyon fosilin yalnızca çok çok küçük bir bölümüdür. Fosiller açıkça şu gerçeği göstermektedir. Canlılar evrim geçirmemiştir. Canlıları Allah yaratmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Almanya'nın Fraunhofer-Arnstadt bölgesinde bulundu ve yaşı 155 milyon yıl olarak tespit edildi. Yine son derece açık ve net bir şekilde görülmektedir ki sahip olduğu tüm formasyon, tüm organlarıyla birlikte bugünkü yaşayan canlı örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Fosilimizi yakından incelediğimizde tüm detayların günümüzdeki karideslerle aynı olduğunu görmekteyiz. Kafası, antenleri, vücudun şekli, kabuğu, bacakları, kuyruk yapısı hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş. Yaşayan fosiller, bu canlıları milyonlarca yıl önce yaratmış ve günümüze kadar en mükemmel şekilleriyle korumuş, tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın eseridirler. Tarih boyunca Darwinistlerin tüm korkuları, bu açık gerçeğin gözler önüne serilmesi olmuştur. Ama artık bu açık ve tartışmasız gerçek tam anlamıyla gözler önündedir ve Darwinistlerin buna karşı gösterdikleri tüm çabalar boşa çıkmıştır. Hak olan karşısında batıl tamamen ortadan kalkmış,
alemlerin Rabbi olan Allah, büyüklüğünü ve yüce kudretini bir kez daha en mükemmel şekliyle sergilemiştir. Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Son derece açık ve net bir şekilde, güzel korunmuş bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. Yaşayan fosiller bu canlıları milyonlarca yıl önce yaratmış ve günümüze kadar en mükemmel şekilleriyle korumuş, tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın eseridirler. Tarih boyunca Darwinistlerin tüm korkuları bu açık gerçeğin gözler önüne serilmesi olmuştur. Ama artık bu açık ve tartışmasız gerçek tam anlamıyla gözler önündedir ve Darwinistlerin buna karşı gösterdikleri tüm çabalar boşa çıkmıştır. Hak olan karşısında batıl tamamen ortadan kalkmış, alemlerin Rabbi olan Allah, büyüklüğünü ve yüce kudretini bir kez daha en mükemmel şekliyle sergilemiştir. Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Yine birebir aynı mükemmel bir yapı, tasarım ve özelliğe sahip bir kafatası. Yaşayan fosiller bu canlıları milyonlarca yıl önce yaratmış ve günümüze kadar en mükemmel şekilleriyle korumuş, tüm varlıkların yaratıcısı ve hakimi olan Allah'ın eseridirler. Tarih boyunca Darwinistlerin tüm korkuları bu açık gerçeğin gözler önüne serilmesi olmuştur. Ama artık bu açık ve tartışmasız gerçek tam anlamıyla gözler önündedir ve Darwinistlerin buna karşı gösterdikleri tüm çabalar boşa çıkmıştır. Hak olan karşısında batıl tamamen ortadan kalkmış, alemlerin Rabbi olan Allah, büyüklüğünü ve yüce kudretini bir kez daha en mükemmel şekliyle sergilemiştir. Biz, bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, biz
hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.